Yani çocuğu böyle annesiz büyütmek zor olmayacak mı Sermet Bey dadıların elinde? Ama siz kafadan giriyorsunuz yani mevzuya. Öyle ama büyük sorumluluk, bir de kız çocuğu. Görünüşte babası Ali. Cık. Olur mu ya? Tamam kitabını uydurmuşsunuz ama olmaz. Bakın ben diyorum ki bir zamanlar babuşkasını bulmuştunuz ya siz. Kadın belki iyileşmiştir. İrina belki onun yanındadır. Gene bir araştırsanız ha. Benim çocukla ilgili bir sıkıntım yok ki ya. Yani ben Galina'yı seviyorum. O çocuk benim ailem. Tamam da öyle olmaz. İki gün sonra sizin kendi çocuğunuz olunca ne olacak? Problem olacak. Çocuk mu? Yani biz şimdi durup dururken çocuk mocuk mevzusuna niye giriyoruz ki? Yani Allah Allah. Ayrıca çocuk olması için önce ilgili bir hanımla flört etmek lazım değil mi? Yani sonrasında çocuk olur. Değil mi yani? Hangi kadın sonsuza kadar flört eder Sermet Bey? Hı? Tamam canım ben sizi anlıyorum. Siz erkek millete değil misiniz? Hepiniz aynısınız yani. Tasmayı kaptırmayayım aman onun derdindesiniz. Hem kalbiniz çarpar böyle deli gibi hem de gözünüz kapıda olur nasıl kaçsam diye. Benim gözüm kapıda falan değil. Ben Galina'yı düşünüyorum. Cık. Olmaz. Çocuk annesi dönecek sanıyor. Gelmeyeceğini anlayınca büyük sarsıntı geçirecek. Neyse ben sizi daha fazla üzmeyeyim. Ben yemek yapıyordum. Birlikte yer miyiz? Yeriz. Tamam. Ama birlikte yapacağız. Yardım edeceksiniz bana. Ben mi? Evet yardım edecek kimse yok. Biz yapacağız yemeği. Hadi gelin. Mesajlara döşenirken iyi. İş gerçeğe binince ödü koptu. Ay çok tatlı ya. Böyle küçük küçük idare etmeli. Ben aşk acısı nedir bilirim. Nari'nin bir gülümsemesi bile kaç hafta yetiyor bana. Kırmayayım şimdi kızı. Yazık. Gönlü olsun fakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Oo Deniz Hanım, danaydın ekmem koymuşsunuz tavaya. Aa, aşk olsun ama bakın bunlar çok güzel. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Eliniz yatkın bu işlere Sermet Bey. Biz sizin gibi hizmetçilerle büyümedik Deniz Hanım. Kendi işimizi kendimiz yaptık hep. Vay Irmak Hanım, kaynananı seviyormuş. Hoş geldiniz Sermet Bey. Sizi sık sık görür olduk artık bu evde. Galina'yı konuşmaya gelmiş. Ben koruyucu annesiyim ya. Bilmiyordum. Nereden icap etti? Yeni sosyal sorumluluk projem mi? Hayatım, salatayı karıştır. Bir de çatal bıçak getir. Bardaklara da al. Hadi. Sürekli beni kontrol etmeniz gerekmiyor Sermet Bey. Bir yere kaçmıyorum gördüğünüz gibi. Ben işimi şansa bırakmam. Irmak hadi oyalanma. Hadi et dolmak üzere. Zahmet oldu Irmak Hanım. Sizin de elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Narin Fırat'ın evine geldi bilginize. Ablacığım ben çıkıyorum. Görüşürüz sonra. Nereye canım bu saatte ya? Bizim candanlar dışarı çıkıyormuş da beni de çağırdılar. Onlara katılacağım ben. Görüşürüz. Afiyet olsun. Deniz Hanım, bence Irmak'la Fırat'ın arasını yapmamız lazım. Böyle olmayacak. Fırat bence o konuyu kapattı Sermet Bey. Ben yardım edeyim size. Yok yok zahmet etmeyin oturun siz. Hay benim çeneme ya. Narin'i kıskanıyor.
Benim yüzümden arası iyice bozulacak bunların. Nasıl dertlendi birden. Lan ne yapsak Ali de yok soralım. Ne ince işlermiş arkadaş bunlar ya. Deniz Hanım, bizim birader biraz ketum çocuktur. Yani öyle kesten kana akmaz. Tabii Irmak gidince çok üzüldü. Nasıl üzülmesin adam? Nişanlısı, düğün günü belli. Yani birden harap oldu çocuk. Sermet Bey, bana o buzdolabı Fırat'tan bahsetmeyin lütfen. O sepetledi benim kız kardeşimi. Benim kız kardeşim neler çekti onun yüzünden. Ayrıca ben o konuşmayı daha önce yaptım onunla. Evlenebiliriz de evlenmeyebiliriz de havalarındaydı. Çıldırttı beni ya. Sonra ne yaptı? Nişanlandı. Sonra sepet havası. Ya bırakın Allah aşkına böyle aşk olur mu ya? Şimdi ama yani erkek milleti de şeye gelmez yani. Vallahi ben seven erkek nasıldır iyi bilirim Sermet Bey. Böyle kadına kendini yıldızlı geceler kadar iyi hissettirir. Deniz Hanım, filmlerde görüyorsunuz böyle şeyleri. Nerede var öyle fulüm fulü bir erkek? Ben tanıyorum böyle bir erkek Sermet Bey. Siz. Aha. Yok bir şeyler olmuş arkadaş bu kadın milletine. Buraya gelmekle daha mı umutlandırdık? Ne yaptık bunu anlamadım ki ben şimdi ya. İyice köşeye sıkıştım. Hadi bakalım nereye kaçacaksın artık? Ya bende öyle bir durum yok. Yani ben dozonun önüne gideneyim Deniz Hanım. Ben kötü bir adamım. Yani benimki saçma sapan, saplantılı, tek taraflı bir aşk. Yani çocukluk aşkı yani. Benim narin olan aşkım çocukluktan kalma bir durum yani. Değil mi? Yani hapı olsa içeceğim, kurtulacağım. Gerçekler acıdır Deniz Hanım. Bana müstahak. Başkasına kör kütük aşık olan adama aşık olursan alacağın cevap da bu işte. Gerzek Deniz. Şimdi neydi o mesajlar diyeceğim. Ciddiye mi aldın diyecek. Aman değmez küçük düşmeye. Geç oldu değil mi? Sohbet güzel olunca daldık. Ben gideyim. Ben sizi geçireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.